Türkiye'ye gelmek istedi. Şimdi sen hep diyorsun ya bu Sezgin Baran Korkmaz konusunda. Bu para bu kadar değil. Daha büyük bir para var. Ve bu para Sezgin Baran Korkmaz'ın parası da değil. Bu para çok daha farklı ilişkilerin parası. Şimdi baktığımızda eş zamanlı olarak bir anda 3 yıl aradan 3 yıldır firari. Bu arada yazıldı işte paralar transfer etmiş bankalardan çıkmış bankalardan. Uruguay'a paralar transfer edilmiş, Brezilya'ya paralar transfer edilmiş vesaire. Ya bunlar hiç izlenmemiş ve bir şekilde ondan sonra Brezilya'da teslim oldu geldi. Kendisi de kendi teslim oldu nedense. Mesela Türkiye'ye getirilmesi Tosuncuğ'un da o senin sorguladığın meseleye dahil midir? Yani bir kere bu kadar iddianın patladığı bir dönemde bunun da olması bir soru işareti midir bilmiyorum, tesadüf müdür? Ve yani oradan da bir ilişkiler ağı patlarsa korkusuyla mı getirilmiştir ve bir anda şunu diyoruz biz, hiç merak etmeyin, yani mağdur olanların parası bizde. Birincisi, dünya üzerindeki hiçbir para transferi takip edilemez değildir. Çünkü parayı bir yerde, küçük paralardan bahsetmiyoruz. Küçük paraları, yani ne bileyim, 1.000 lirayı, 3.000 lirayı, 5.000 lirayı, 10.000 lirayı transferi bir yerlere götürüp harcayabilirsiniz. Ama siz milyon dolarlar, 100 milyon dolarlar, 50 milyon dolarlardan bahsediyorsanız o parayı öyle izi sürülemeyecek bir şekilde bir yere transfer edemezsiniz. Etseniz dahi bir şekilde onu piyasaya sürme, yani harcamanız lazım veya kullanmanız lazım. Öyle küçük küçük bin dolar harcayamazsınız. Milyar doları, 200 milyon doları, 1.000 dolar, 3.000 dolar, 2.000 dolar olarak harcayıp sisteme sokamazsınız. O yüzden takip edilemez değil. İkincisi, hele finansal sistem üzerinden herkes görür bunu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Merkez Bankası görür, BDDK'sı görür. Masa zaten görür. Biz görmesek de dolarla yapılan her işlemi Amerika Birleşik Devletleri görür. Dünya üzerinde dolarla bir işlem yaptığınızda onu Amerika Birleşik Devletleri çatır çatır takip eder. Buradaki mesele o değil ama. Şimdi ortada o konuda şöyle bir oyun var. Tosuncuk denen o şahıs, yani kamuoyu öyle şey yaptığı için söylüyorum, güzel bir oyun oynuyor. Nasıl bir oyun oynuyor? Ah, otel odasının halini gördünüz mü? Otel odasının görüntülerini. Üçüncü sınıf bir otel, paralar bitmiş ve Türkiye'ye geliyor. Peki ben bir şey soracağım. Şu anda mesela hepimiz onunla uğraşıyoruz. Acaba o bitmiş ve üçüncü sınıf otellere düşülmüş olmasına neden olan o bitmiş paraların ne kadarı kripto paralara çevrildi? Çünkü dünya üzerinde şu anda en önemli konulardan biri Bitcoin gibi kripto paralara aktarılan paraların izini takip etmenin zorluğu. Zaten devletlerin en büyük itirazlarından biri de bu. Bir parayı Bitcoin'e transfer ettiğinizde artık sadece bir şifreden ibaret. Onu takip etmek çok zorlaşıyor. Hatta mikrobiyolojidir diyor ki özellikle uyuşturucu, özellikle Meksika'daki uyuşturucu tekelleri Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde bunu kullanıyorlar. Benim bunu engellemem lazım diyor. O yüzden ben mesela bunu çok merak ediyorum. Paranın ne kadarı acaba kripto paralara çevrildi ve bir kenara bir şifre olarak konuldu ve geldi ve bu borçlar ödenecek ödenmeyecek ve ondan sonra yok zaten yoktan Allah alamamış durumu mu? O yüzden o kadar kolay o iş kapatılamaz. Peki Ali Bey, ben o zaman olayın yani zamanlamasını ve bu yine bu işte de bir siyaset devreye girmiş mi ya da siyasetteki, bürokrasideki ya da işte eski yani garip çete ilişkileri burada da söz konusu mu? Biz bunu sorayım. Evet, öncelikle Tosuncuk olarak bilinen şahsa yöneltilen suçlamalar Sezgin Baran Korkmaz'dan daha ciddi. Yani yurt içi, Türkiye açısından konuşuyorum. Çünkü oradaki suçlama her bir mağdur sayısı kadar ve her bir suç için nitelikli dolandırıcılık 3 ile 10 yıl arasında hapis cezası öngörülen ciddi bir suçlama. Elbette ki zarar karşılanırsa cezada indirim olacaktır. Bu olayda da ben yine devletin güvenlik birimlerinin işin içinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilk açıklaması yurt dışında Türkiye'ye teslim olacağına ilişkin açıklaması yazılı bir metin okudu
bildiğiniz gibi. Orada o metin eline tutuşturulmuş bu arkadaşın ve onu okudu. Burada da ben yine sorgulamada bazı bilgilerin alındığını ama bunların şu aşamada kullanılmayacağını, gerektiği zaman kullanılabileceğini düşünüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Barış'a bırakacağım ama bu söylediğiniz şu mu? Yine devletin birimleri dediniz. Yine devlet birimleri arasındaki artık ne diyeceğiz ona? Çatışma demeyelim ama çatışma da diyebiliriz. Farklı kanatların farklı kanatların mücadelesi diyebiliriz. Onun devreye girdiğini mi düşünüyorsunuz? Yani bilgiler derken o işte kripto paraya çevrildiyse, zamanda kimler göz yumduysa, belki o paralar Tosuncu'ya sadece ait değildi. Onun başkalarının da payı vardı. Bütün bunların devletin bir tarafından şu anda bilgilere sahipler ve onun için getirildi mi? Yoksa bunların açıklanmasında korkan bir taraf tarafından getirildi ve mağdur olanları vereceğiz, bu işte kapatacağız mı dendi? Hangi taraf tarafından getirildi? Hayır, yani getirildi, bu bilgiler alındı, birilerine karşı yarın tabiri caizse açık elde edildi ve kullanılmaya müsait. Ve bunun aslında ben Adalet Kalkınma Partisi içindeki dengelerle de bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Ya da sistem, böyle söyleyeyim, sistem bu tür kriminal tipleri alır, siyasilerle irtibatını tespit eder, siyasilere karşı bu kullanılır. Yani kontrol dışına çıkacak, çizgi dışına çıkacak birileri olduğu zaman bu kullanılır. Yani bu olayın da bu şekilde siyasi yönü olduğunu düşünüyorum. Barış. Yani sizin söylediğinizi daha açmak adına söyleyeyim. Siz pazarlık yapıldığını düşünüyor musunuz kendisiyle gelmeden önce? Yani Türk hukukunda evet, Amerika'daki gibi bir şey yok. Türk hukukunda savcılar pazarlık yapamıyorlar bildiğim kadarıyla. Ama bazı şeyler pazarlık yapıldığını başka yerlerde gördük. İmralı müzakereleri bunun bir örneği yani. Türkiye'de savcılıktan ibaret değil güvenlik bürokrasisi. Siz pazarlık yapıldığını düşünüyorsunuz yani. Ben evet, pazarlık yapıldığını ve pazarlık nedeniyle o metnin okutturulduğunu ve daha sonra da Büyükelçiliğe bu nedenle teslim olduğunu düşünüyorum. Ve burada da bakın, normal koşullarda bu kişi şu anda normal cezaevine koğuş sisteminde konsa bunun içerideki güvenliği zor. Yani ben şu anda da özel olarak güvenliğin sağlandığını, yani bütün bunların konuşulduğunu, pazarlık yapıldığını, o şekilde getirildiğini ve uzun süre cezaevinde belki de kalmayacaksın şeklinde de güvenceler verildiğini düşünüyorum. Enteresan. Barış, son olarak belki biraz önceki Ali Bey'in söylediği ya da yaptığı tespit üzerinden son bir şeyler söylemek ister misin? Amerika'dan dava, Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili olarak Avusturya makamları daha fazla bilgi ve dosya istediler. Bu da Türkiye'ye iade edilince yani Amerika'ya gideceğini. Şu orada o zaman şu çıkıyor. Mesela Rıza Zarraf nerede? Hiçbirimiz bilmiyoruz. Yani bir şey de olmadı. Yani bilgiler döküldü ama sonra bir şey olmadı. Herkes diyordu ki bu Türkiye'ye karşı kullanılacak, Türkiye'nin, Amerika'nın politik. Bir şey de olmadı. Belki bir şey oldu da biz bilmiyoruz. Ya da bir şey, yani belki oradan devamlı bir iki soru ama daha soralım. Zarrab konusunda bir şey Halkbank davası başladığında olacak. Olacak. Ha işte, ama şu anda o da olmuyor. Şu anda bekliyoruz. Dava. Şimdi olsa belki Ali, bu konuda Ali Bey'e sormak ister misin? Ya da buradan çok az zaman kaldı ama. Ali Bey buyurun. Aslında bir şeyler oluyor Zarrab davasında. Bir şey olmuş tabii, şey bir şey oluyor diyorsunuz. Çok şey oluyor. Sonuçta bu o dava Türkiye'ye karşı kullanılıyor. Geçmişte Trump tarafından kullanıldı. Şu anda da Biden tarafından kullanıldığını, siyaseten ülkemize karşı bir şeyler istendiğini, bunun ülkemize karşı kullanıldığını düşünüyorum ve buna ilişkin de zaten açıklamalar var. Peki Barış. Şunu söyleyeceğim. Sizce yani bir anda başladık Ali Bey, yani politikacı ve hukukçu kimliğini yan yana koyduğunuzda bir anda başladık. Türkiye'de neredeyse bütün gayrimeşru ilişkileri tartışmaya başladık birkaç ay içinde, değil mi? Otelleri tartışıyoruz, mafyayı tartışıyoruz, dolandırıcıları tartışıyoruz. Hepsi sanki bir anda
böyle tavan açılır, şekerler düşer ya, bir anda Türkiye'nin başına düşmeye başladılar. Ve hep aynı denklemler içerisinde konuşuyoruz. Yani bir dönem Zarrab'ın da kurulmuş denklem benzer şekilde kuruluyor. Siz acaba bu ilişkilerin bir tür tasfiye kararı alındığını düşünüyor musunuz? Yani bir tasfiye operasyonu mu başladı sizce? Çünkü mesela ben burada kronolojisini anlattığımda 98 yılında Sedat Peker kendi ayağıyla Türkiye'ye gelmişti. Hatırlayın, Alaaddin Çakıcı yakalanmıştı Romanya'da. Hemen arkasından Sedat Peker kendisi, özür dilerim, Alaaddin Çakıcı.